Almak, titreşimden de çıkarmak kendinize saygıdır. Çünkü titrediği anda kim diye Allah'a değil tak diye düşeceksin bu anlarda. Yazıkta 45 dakika kendine zaman ayır. Koca bir gün ayırdın kendine, biraz da ruhunu ayır. Titreşim de olmasın. Kapat. İtfaiyeci varsa, doktor varsa onlar açık olabilir. Peki, geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. İstifade ve istifazamızı can eylesin. İlginç, hiç pek yapmadığım bir dersi, pek yapmadım yani çok az yaptığım bir dersi yapayım diyorum. Size şöyle almışım. Şöyle yapayım. Madem yapmıyor. Hucurat suresi 14. Not aldım. Defterimden bu tarafa aldım. Benim defterimde var. Bedeviler iman ettik dediler. Allah söylüyor. Bedeviler, bu kapı mı açık? Yani başka bir yer açalım. Yürültü çok geliyor. İman ettik dediler bedeviler. De ki Allah diyor, siz henüz iman etmediniz. Fakat henüz iman kalplerinizin içine girmemiş. Olduğu halde İslam'a girdik değil. Eğer Allah'a ve peygamberlerine itaat ederseniz, size amellerinizden hiçbir şey eksilmez. Çünkü Allah çok bağışlayandır, bağışlayıcıdır, merhamet edendir. İmanla İslam ayrıdır. Malum. İslam, ön tarafa doğru gelin. Korkmayın, benden zarar gelmez. Gel. Mustafa abi şöyle yanaşın siz. Şimdi, Mustafa abi sen de şöyle gel. Yanaşın, evet. Biraz toparlanın, ben de başlayacağım. Arkadaşlar, iman esasları malumdur. 6 tane iman esası var. İslam esası da malumdur, 5 tanedir. 5 tane. Ayrı bir şeydir. İmanda amel olmadığı gibi İslam'da da amel yoktur. İtikat yoktur. Ametü billahi ve melaiketi, amel yok, itikat var. İslam'da ise itikat yok, amel var. Namaza inanmak yok. Namazı kılmak var. Namaza, oruca inanmak yok. Orucu tutmak var. Orucu tutmak var vesaire. Diğerleri de böyle. Şimdi İslam'la imanı ayırt ettik mi biz? Gerisi kolay. Bu ikinci hususumuz. İmanla İslam ayrı. Ama 3. Burası çok önemli. Çok sorularımız halledecek. Dimağda soğan kabuğu gibi kafa düşünün. Dışarıdan içeriye gidiyor. Hem psikolojilerimize çare, en azından zemin olacak, malzeme olacak, yöntem olacak. Hem de bazı sahabeler hakkında sorumuza cevap olacak. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bazıları mürtet olmuş diye geçiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra dinden dönmüşler. Mürtet yoktur ama dönen vardır. Kim onlar diye hem sorumuza cevap verecek. Bir daha Resulullah'tan sonra, Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra mürtet yoktur sahabe, peygamberin zamanında. Dönen vardır Resulullah'tan sonra, dinden dönen vardır. Ona cevap olacak şu anda söyleyeceğim. Dimağda 7 meratip var. Soğan kabuğu gibi dışarıdan içeri giriyorum. Tahayyül, ismini veriyorum. Gir içeriye. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik. Taakkul üçte akıl. Tasdik, izan, iltizam, itikat. İtikat dimaktır. Kalbe ait değildir. Allah da o ayette öyle diyor. Hucurat sureti 14'te. Henüz daha itikat ettik deyiniz. İman ettik demeyiniz.
Ayrı bir şey. Bak Allah'a giriyor. İman ise kalbe ait bir sıfattır. Kalbidir. O zaman onlar itikat etmişlerdi peygambere, iman etmemişlerdi. Edememişlerdi. İman ettikten sonra dönüş olmuyor. Yapamıyor. Çok zor. Ha, demek ki bir daha sayayım ki tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Bu mertebeler keşke şey olsa da psikolojide kullanıyoruz. Yani hangi mertebenin bir davranışımızı nasıl etkiliyor? Çaresi nedir? Ama yer yer Nur dersini dinlediğiniz için zaten orada görmüşsünüzdür. Ama en çarpıcı şeyi de psikoloji kaçıncı olduğunu bilmiyorum ama değirmen dersi yazarsanız değirmen orada görürsünüz. Demek ki itikattır. İman kalbidir. Tamam. En çok sorulan bir yer. Sözler 142. Bu kadar mukaddeme yaptıktan sonra şimdi burayı okuyacağım ve daha iyi anlaşılacak. İmanla itikat farklıdır. Tamam? Çok farklıdır. Allah bak Hucurat suresinde itikat ettik deyiniz, iman ettik demeyiniz. Şimdi bak göreceğiz bunu. 13. sözün ikinci makamı, cazibedar bir fitne içinde bulunan, hakikaten öyle çekiyor adamı. Hiç affın yok. Mezar oluyor sana o. Küçük bir yer, senin elinde, dışındasın zannediyorsun, cep telefonu, internet, televizyon, falan içine girdi. Mezar oluyor. Seni yok ediyor. Seni gaflete sokan, Allah'ı unutturan, her şey senin mezarlığındır. Şu anda cep telefonu, herkes kafası orada, içeride. Sen dışarıda mı zannediyorsun? Yani adam elinde mi zannediyorsun? Adam içinde. Şimdi bugün birisini gördüm camide. Levent, İzmir Konak, Levent Mahallesi'ne derse giderken. İkindi, çok tabii öğleyin namazında gittim. Aynı camide ikindi de nazar şey oldu. Ancak döndüm. Bahçesinde bir tanesi volta atıyordu. Belki Murat gördü. Çay içiyor. Kimse yok ha. Çayı aldı salona. Kendine. Şimdi adam burada mı? Yok. Adam nereyi düşünüyorsa orada. Onun içinde. Ha sen insanı cesetle tanımlıyorsan tabii adam burada. Bir. Şimdi cazibedar bir gençlik içinde bulunan daha aklını kaybetmeyen bazı gençlere bir muhaveredir. Kur'an'da, risalelerde, tefsirlerde geçer. Bazılarda aklınızı başınıza alınız. Yakılun, takilun, efele tefekkelun, efele tedbirun, fetebiru yavrun elbab. Yani aklınızı başınıza alınız yani. Hasan takkeni kafana al. Ha değilmiş. Ne demek? Aklını başınıza alın derse akıl değil bu. Hitap akıl değil. Aklınızı başınıza alın. Akla hitapsa mantıksız bir hitaptır. Demek ki akıl kafada değil. Akıl ayrıdır, zeka ayrıdır. Kim peki mantık kim? Zeka. Çiğneye çiğneye yürüyorum manayı. Tamam mı? Yani eze. Şu. Üç tane burada misal verdim. Aşağıdan yukarı tanımlayalım. Zeka ile akıl arasındaki fark. Zekiler bu asırda en büyük sıkıntıdır. Akıllılar, kafirde akıl yoktur. Kafirde zekavet vardır. Psikoloji bozuk olanlarda o anda zekavet vardı. Akıl devre dışıdır. Şimdi anlatacağım daha iyi anlaşılacak. Ama ikisini bir zannediyoruz. Tanımlayamıyoruz bak. İtikat da imanı. Karanlık aklidir. Zulmet kalbidir. İhtiyar aklidir. İrade kalbidir. Yani farklıdır bak şimdi. Ne anlatıyor? Nasıl sıfırlandı? Acı bir şey. Akıl. Ha akıl. Üç tane yürüteyim. Şu el, el yapılırken bu el, bu el kullanılmadı. Başka el olması lazım. Öyle mi? Tamam. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Başka bir göz olması lazım bu gözden önce. Bu yapılması için. Tamam. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bundan önce akıl olması lazım. İlim olması lazım. Tamam. Ha, işte bu aklı yapana bu aklı bağlamak vahiy akıllılıktır. Vahiye bağlamak. Bu aklı yapana bu aklı bağlamak akıl budur. Akıl ikadan geliyor. Bağ demektir. Mesela Araplar çölde giderken
Develerle gidiyor. Nasıl geldi? Namaz kılacak. Deveyi nereye çakacak? Birbirine bağlasalar komple kaçış yapıyorlar. Bir de tutturamazsın yani. Orada yürümek de çok zordur. Develer uzun adımlarla gider yani. Birbirine bağlasan toplu katliamaya giderler. Peki ne yaparlar? Deveyi yularını kuyruğuna bağlarlar. Deve bundan kurtulmak ister, kuyruk bırakmak istemez. Döner, 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 kıçının etrafında böyle döner, leopar tanki gibi çöker orada. Çünkü oraya bağlıdır, o kuyruk olduğunu bilmez. Başka bir şey zanneder. Kuma şey yapsan, çaksan, söküp atar. Ama bunu çekince, bu da geliyor, geldikçe koparıyorum derken dönüyor. Yoruluyor, iniyor. İşte akıl böyle bağdır. İkal'den geliyor. İkal, bağ. Aklı yapan aklı bağlamak akıllılıktır. Kibahi. Bu akılla ben kendimi idare ederim zannetmek zekavettir. Ve vahye ihtiyaç duymaz. Kulak asmaz. Anlaşıldı mı şimdi kafirin için değildir. Vahye bağlı olan akıllıdır. Bağlı olmayan zekidir. Zekavet aklın sıfatıdır. Senin bir sürü sıfatların var. Merhamettir, cömerttir, gadaptır, riddettir, sporcudur, şudur, budur. Bunlar hep sıfattır. Mesela hayat. Hayatı biz bilmiyoruz. Hayatı üreme, çoğalma, yeme, görme, işitme zannediyor. Oysa bu hayatın alameti ve hayatın sıfatıdır. Hayatın kendisi değildir. Kimse hayatı görmemiştir. Hayatı da bilmiyoruz. Çünkü buralı değil. Ben bunu biliyorum, buralı. Hayatımı ben ancak tanımlayabildiğim kadar kullandığım malzemelerle biliyorum, görüyorum, işitiyorum, hayatlıyım diyorum. Oysa bu hayatın sıfatıdır, kendisi değildir. Şimdi cazibedar bir fitne içinde bulunan, fitneyi anlattık, seni gömen, yok eden, gayenden çıkaran, aklını kaybetmeye bazı gençlere bir muhaberedir. Aklınızı başınıza alın, anlaşıldı. Bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar leviyat, bak, cazibedar, günahlar o kadar cazip ki, lehviyat, seni zehirleyen, hevesat, iradeyi devre dışı yapan, ihtiyarla hareket ediyor. İhtiyar aklidir dedik, irade kalbidir. Farkı söyleyeyim size. Hemen pat diyeyim, küçük. Bunu mu, şunu mu, şu hazır zaman, şunu mu yapayım, bunu mu yapayım, bunu tercih eden ihtiyardır. Hayvanlarda da var. Ciğer mi, ekmek mi kedi için? O bir tercihtir. Arı taşa mı koyayım, çiçeğe mi? O da bir tercihtir. Bu ihtiyardır. Yani o ihtiyar sahibiyle hareket edene Allah dese ki şu günahı bırak, seni cenneti vereceğim. İhtiyar mevcudu gayiptakine kıyas edemez. Yani gayiptaki bir cenneti tercih edip şimdiki hazır lezzeti itemez. İhtiyarla hareket ediyorsa, ihtiyarın özelliği hazır zamana muhtelaptır. Tamam? İrade ise hazır zaman arasındaki tercihleri ihtiyarla yapar, irade kullanıyor. İhtiyar, irade üniversite diploması gibidir. İhtiyar ise ortaokul diploması gibidir. İrade, şunu mu, bunu mu, bunu tercih eder. Allah dese ki, şu günahı terk et, gaybda daha gelecekte cenneti vereceğim dese, irade sahibi olan mevcudu iter, gaybi tercih edebiliyor. Bunu yapan iradedir, ihtiyar değildir. İhtiyar hazır arasındaki tercih sistemimizin adıdır. Ve dimağa aittir. Hayvanlarda da vardır, yavurda da vardır. Şeyde, kafirde irade yoktur, ihtiyar vardır. Çünkü irade kalbe bir, kalbin içerisindeki vicdanı bir sıfattır. Vicdanda ne vardır en dış tarafında? İrade, zihin, his, latife-i Rabbani. Hatemallahu ala kulubihim, ala semin ve lefsem ila ahirayet. Yani kalpleri mühürlenmiş, komple sistem bitmiş. Sistemin içerisinde irade vardı. O da gitti. Yani tanımların, cümlelerin veya kelimelerin içini dolduruyorum. Kavramdır bu. İrade ihtiyar aynı şey değil ama onu bilmemiz lazım. Hevesat ise iradeyi devre dışı yapıyor. Levhiyat ise ruhu zehirliyor. Cazibedar ise sana mezar oluyor. Ha? Hücumları karşısında ahiretimizi ne surette kurtaracağız diye Risale-i Nur'dan medet istediler.
Ben de Risale-i Nur'un şahsı manevisi namına onlara dedim ki kabir var, hiç kimse inkar edemez. Bedi şeyler söylemez ama niye diyor? Kabir var, hiç kimse inkar edemez. Kabir var ama varlığı dünyamızda yok olmuş. Adam, amcası gömülen. Kabir var mı yok mu bak? Kabir var mı yok mu siz yapın. Hocalar, camilere yakın olanlar birbirimize cenazede yardım ederiz. O camide cenaze varsa buradaki camideki hoca gider. Buradaki, biz de gittik onlara, baktık yardım ediyoruz. Şu mezarda adam gömülüyor. O tip mahallede, ilçede. Baktım çok kişi var. Bana ihtiyaç yok. Hoca zaten yapıyor. Köylüsünde dindarlıkları var. Ben de ibret alem için mezarın içine bakıyorum. Mezarı zannediliyor ki gençler, o mezar orasıdır. Oraya adam gömülmez. Onun içinde bir lahit de var. Bir tanı da var belki çıkar diye. Oraya ahiretten bir tane kuyunun içine bir kuyu kazılır. Şimdi oraya bakarken acaba şey yapmışlar mı? Ondan sonra yatırılır. Düz koymazlar. 75 derece veya 90 dereceye yakın. Yani adamı kıbleye karşı döndürürüz. Şimdi bakarken bu yanımda bir adam var. Ben onu ben tanımıyorum. O da beni tanımıyor. Bakayım kabir var mı yok mu? Ağlıyor amcası. Dedim ki amcasıymış yatan. 80 küsur yaşında. Bu da 60'ın üzerinde bu adam. Bu arada tabi amcadır tabi ağlar. Bakıyor gömüyor. Yeğenleri gömüyor. Bu arada birisi dürttü. Meğer oluyormuş. Ne oldu? Duydum. Yanındayım ya. Baba o mal verdiğim şey senet ödemedi. Ben size demedim ona mal vermeyin de. Devam ediyor düşünüyor ama. Ne yapılacak? Gidin bankaya yazdırın arkasını, ben bunu idare ediyorum. Tamam siz şey yapın. Kabir var mı şimdi? Bu adam kabir var. Artist değil. Ne yapıyor? Yani tiyatro oynuyor. Eksorizik rahatımın lezzat. Senin sistemini alt üst ederdi kabir olsaydı. Kabir var mı? Ankara'daki patlamadan sonra hocam o gece Survivor denen televizyondaki o şey yarışma programı reyting rekorları kırmış mesela. Evet. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi namına onlara dedim ki kabir var, hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek. Öyle bir sistem yok bizde. Devre dışı olmuş. Kabir. Bizim ne alakası var ya? Esselatu ve selamu aleyk. Kim öldü? Kaç yaşında? O bizden genç. O zaman bir kanser. Benimle ne alakası var kanserin canım? 60. Ooo daha tuz sene var. Devam. Kabir bizimle alakası. Kabir var, hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için 3 tarzda 3 yoldan başka yol yok. 3 tane kaydıyı unutmayın. İtikat ettik deyiniz, iman ettik demeyiniz. Sonra itikatla iman arasındaki farkı söyledim. Başka ne demiştik ölçü? Devam edeyim. Akıl zeka dedik. Şimdi kabire 3 tarzda giriliyor. En çok sorulan burası. Sorulan ikinciyi çok soruluyor. İkinciyi çözemiyorlar. Bizim Nur kardeşlerimiz çözemiyor. Çözemeyenler. Çünkü çok fazla soru geliyor. Mecbur bunu yaptım. Yapmamın sebebi budur. Yoksa sizinle pek alakası yok yani kabir de. Öyle yapıyorum yani. Nasıl yok hocam? Hep bizim var. Var mı? Nasıl? Bilmiyorum. Her canlı mutlaka öyle. Mutlaka göre her canlı da mutlaka o kabire girecek. Almaya gidiyorum. Senin ömrümün 1/3. Yani senenin 1/3 Avrupa'da geçiyor. Ulan hepsini gidiyorum. Dershanemin 500 metre yok. Kabristan ileride. Ve bizim teneffüs yerimiz orası. Mezarda dolaşıyoruz. Kimse günahlar falan pek yok. Ulan orada hakikaten ölüm yok. Hiçbir zaman mezarlık artmıyor. Hakikaten yok ya. Gömülme yok arkadaş. Yakıyorlar. He yakıyorlar. Ulan Allah Allah. Sonra meğer yakılıyor ya. Yeni yakılmıştı o gün de. Orada bir bina var. Aman yarabbi. Demek ki dünya ve ahirette yanmanın yolu Hristiyanlıktan geçiyor dedim. Ve oraya girmek için 3 tarzda 3 tarz var. 2 3 yol varmış. Murat. 3 tarz 3 yol. Şimdi birincisi kolay. Birinci yol, bu çok önemli arkadaşlar. Bunu ikinciye biraz duracağım, üçüncü belli, bir de belli. İkiye biraz duracağım, orada çözülmüyor. O kabir, ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. Allah bu dünyaya Celle Celaluhu
Celle Şanuhu Amenü Veluhu. Cenab-ı Hak diyor ki bu dünya zindandır. Ulan zindan bu. Burası. Şu ne diyorlar mesela şu dağlarına? Sipil. Ne? Sipil. Sipil mi? Sipil. Sipil. Dağları. Yani orada yaylalarınız var değil mi? Var. Ama Allah oraya zindan diyor. Nereye göre? Ahirete göre. Nasıl bir yerse hakikaten görmek lazım yani. Ben vallahi abi ya şu en azından Allah anlatıp da bitiremediği yere böyle kafayı bir sok girme ya. Hiç merak etmiyor musun yani? Bunun için sipah 60 sene verilir ya. Allah anlatıp bitiremediği şeye böyle bir kafayı sok. Hangi peygamber girdi de sokacak da sonra gelmedi? Kimdi? İdris. Tam itti terzi vardı ya. Ama peygamber ya. Dedi ki ya merak etti cenneti. Çok anlattı ya. Ben temiz ettireyim. Söz verdi. Çıkacak mısın ya idi sonra? Çıkacağım ya Rabbi dedi. Tamam söz alındı. Bir girdi. Allah şimdi gelinir mi? Peygamberimiz Miraç'ta cennete girdi. Cehennemi gördü. Cehenneme girmedi gördü. Cennete girdi ama geldi. İdris Aleyhisselam girdi. Gelmiyorum dedi. Cenab-ı Hak dedi, melek vasıtası dedi ki, söz verdin İdris. Tamam. Söz verdin. Peygamber ya. Ya Rab sen de söz verdin. Cennette kim ne isterse o olacak. Ki adam, akıllı adam aynı zamanda. Şimdi, kabir böyle bir alem. Girmiyoruz. İkinci meseleye giriyoruz ki, bam teli bu. Ahireti tasdik eden, iman eden değil. Tasdik eden, bunu çözemezsen çözemezsin bak. Allah'a da inkar etmiyor. İnkar etmiyor. Bak, birincisi ehli iman için, iman eden. Bu asırda kalbi temizler yani. He, benim kalbim temiz soba borusu gibi. Evet. Hani dışarıdan çok şey ya. Bak, birincisi ehli iman. İkincisi? Tasdik eden. Tasdik eden. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik. İzan, iltizam, itikad. Tasdik. Daha itikada da girmemiş ha. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik. İzan, iltizam, itikad. İtikada da çıkmamış ya. Dördüncü mü? Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik. Ahireti tasdik eden fakat sefahat ve dalalete gidenlere... Sefaat günahtır. Dalalet günah değildir. Yani bildiğimiz ameli günah değildir. İtikada ait sorunlardır. Hangi zamandayız canım? O günah bu günah. Bu günah değildir. Bu itikattır. Bu imandır. Yani İmam Azam demişler ki namaz kılmayan kafir olur mu? İmam Azam demiş ki namaz kılmayan kafir olmaz. Ama kafir de namaz kılmaz. Amel benziyor. Amel imandan bir cüz değildir. Yani amel olmayan imansız denilmez. Ama amelsiz de iman sağlam kalmaz. Amelu diye geçer. Onları tek tek okuyacağız inşallah. 149 muydu? Amilu diyor ki bu vav harfi atıftır. Atfın tarafın arasına münasebet lazım olduğu gibi mugayeret de lazımdır. Burada aralarında bulunan mugayet mezhep itizanı hilafına amelin imana dahil olmadığını ve amelsiz imanı da kafi gelmediğini delalet eder. Evet amel imandan değil ama amelsiz iman kafi gelmez. La ilahe illallah ile olmaz. Muhammed Resulullah eylem olacak. Risalet olması lazım. Niçin? Çünkü 83. sayfada gene şöyle diyor. Akaidi ve imani. Yani iman esasları var ya 6 tane. Bir de iman esasına girmemiş ama iman edilmesi gereken emirler var. Mesela Allah'a şirk koşmamak. Allah'ın helal dediğini helal demek. Tamam. Bunlar akaittir. Ve imani hükümleri, iman esaslarını kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadetlerdir. Yani iman esaslarını koruyan
kuvvetlendiren, besleyen su, tarlaya besleyen su, güneş, toprak, ameldir. Evet, Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehilerini sakınmaktan ibaret olan ibadetle, vicdani ve aklı olan imani hükümler terbiye ve takviye edilmezse eserleri zayıf kalır. Yani marş motoru gibi. Bir marş motoru düşünün, sağlam bir akü var. Yeni aldınız. Marşa bastığınız zaman kapat. Orta akü, şu anda kullandığınız kaptı. Aküde cerrah var ama bitmiş. Marşı çevirmeyecek kadar kıt kıt. Tamam. Kıt kın. Aynı bunun gibi kartta akü gibi. Şimdi basacağız şimdi. Marş motorunu basacağız. Tamam mı? Millet şey zannediyor. Marşı kontağı çevirdiğimiz zaman motor çalışıyor zannediyoruz. Motor çalışmaz. Biraz mesleğim de. Büyük motoru şarj motoru çalıştırır. Motorun üzerinde bir motor var. Elektrik motoru var. Volana bağlı o. O biz çevirdiğimiz zaman akü ile o şarj motoru çalışır. O da motoru çalıştırır. Sağlamsa şöyle olur. Mesela diye kapar. Ama biz bastığımız anda motor çalıştığı için aradakileri bilmiyoruz. Oysa arada sistem var. Şimdi kalp de akü gibidir. Sağlam bir kalp. Namaz kapıyı. Orta bir kalp namaz ama işte kapıyor. Öyle bir kalp ki no. Yok, namaz bile oldu. İmam var mı? Var. Ama marşı çevirmeyecek kadar, namazı çevirmeyecek kadar. Harama haramdır diyemeyecek kadar. Helala oha hangi zamandayız diyecek kadar. Küsta. Yani Allah ona soracaktı. O haram var. Yani bu yapmasa bile haramdır ama ben yapamıyorum diyemeyecek kadar cerrah yok. Tamam. Peki iman kendisi nedir? İman mahluktur. Hakikati iman gider, gelir, büyür, küçülür, azalır, genişler, tahkiki, tafsilli, icmali, tamam mı? Böyle olur. Bunların malzemesini size söyleyeyim. İmanın malzemesi. İmanın yeri kalptir. Atölyesi kalptir. Malzemelerini sayayım. Hangi şeyle iman malzemesi artar? Bir, delil. 71 işaret edeceğiz merak eden için. Delil. İki, burhan. Üç, ibret. Dört, fikret. Beş, ünsiyet. Altı, usare. Yedi, şira. Bunlardan vicdanı tatlı imani ballar yaparmış. İman mahluktur. Mahluk olmasa gidip gelmez. Küçülmez, büyümez. Vacip büyümez. Neyse odur. Vacip olan bir şey, mahluk olmayan bir şey. Gidip gelmez, azalmaz, büyümez, küçülmez. Gidip geliyor. Peki kendisi nedir? Kendisi de şudur. 42. sayfa. Çalışarak geldim. Yoksa çok zeki olduğumdan sayfaları bilmiyorum. Siz de çalışın yani. Öyle bir zeki bir adam değilim. Ama inatı. İnatımı bu şeyde. Ben bunu bileceğim. Bu neyin nesidir? Çalışın, notlar alın. Kafanız benim gibi basmayabilir. Ama kalem ve şeyiniz vardır. Resulullah demiş ki, manalar kuş gibidir. Ayağından yakalayın. Çalışarak çıkın kardeşim. İman nedir? Sadi Taftezane'nin tefsirine göre Cenab-ı Hakk'ın istediği kulunun kalbine cüz-i ihtiyarının sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Demek ki verdiği bir şeydir. İmanın içerisi Allah'tır. İmanın mahiyeti mahluk değil, kaynak itibariyle dışa vuruş mahluktur. Yani dışarıda odundur ama batın odun değil. Nur ve dubandır. Nurdur. Zahiri buzdur, batını sudur. Buzun batını şudur. Demek ki Sa'd-ı Taftezan'ın tefsirine göre Cenab-ı Hakk'ın istediği kulunun kalbine cüz-i ihtiyar sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur. Tamam. Demek ki iman Şems-i Ezeli'den ihsan edilmiş bir nurdur. Nurdur. İmanla hidayet arasındaki farkı söylüyorum. Tabii çalışırlar olmuştur. Kafam bir daha söylüyorum. Sizden haşa, sizdenim, sizin gibiyim. Yalnız çalıştığım için söylüyorum. İmanla hidayet arasında
Güneşten ışık gelmez bize. Foton gelir. Tamam, foton gelir. O foton, yani dinde ziya. Maddeye çarptığı zaman ısı, ışık, renk ortaya çıkar. Allah'tan gelen nur hidayettir. Onu biz perdeyi açarız, panjur açarız. Onaylarsak, içeriye girerse, çiçeğimiz vesaire bizi ısıtırsa, o gelen hidayeti onaylarsak iman olur. İmana dönüşür. Gün, mesela odun donmuş güneştir. Mesela şu çiçek donmuş güneştir. Bak bir daha. Güneşten foton gelir, yani ziya gelir. Vaşamsa ziya vel kamara nura. Şems'ten ziya. Yani o Allah'tan gelene hidayet, Allah hidayetini artırır. Biz onaylarsak iman olur. O zaman Allah'ın zatının bir nurudur. Verilendir. Verilmiş. Cüz-i ihtiyarın sarfından sonra irade-i küllünün mümin kalbi, mümin kulunun kalbine ilka ettiği, koyduğu bir nurdur, koyduğu. İçerisi odur, karttır. Telefonun kartı gibidir. Bu telefon bedendir. Bu telefon bedendir. Bataryası hayattır. İçindeki sistem ruhtur. Telefon kartı imandır. Telefon numaran derece imandır. Şebeke kime iman ettin? Allah'a mı, putlara mı, kadına mı, paraya mı? O da imandır. Hangi şebekeye de kayıtlısın? Çıkarırsanız bunun kartı, telefon ne olur? Odundan başka hiçbir şey olmaz. Demirdir. Kartı çıkarırsanız, kart da bir mana ifade etmez, telefon da bir mana ifade etmez. Takarsanız o bütün dünya ile görüşürsünüz. Yani senin çıplak gözle göremediğin uyduyu çanak anten gördüğü gibi bu da oraları görür. Artık bir sürü şey olur. Şimdi devam ediyorum çünkü size aktaracağım imanla alakalı birkaç yer var. Bir daha okuyorum. İki, çok önemli. Özgürüm, değmiştir oradan beri gelmene. Çünkü iki çok zor çözülüyor. İkincisi iman değil. İkincisi tasdiktir. YGS sınavında çıktı. Öyle mi? Bedevileri söyledi. Kalben kabul etmek, kalben inanmak demişti. Cevabı da tasdikti. Ahireti tasdik eden iman etmedi ama. Fakat sefahat ve dalalete gidenlere bir hapsi ebedi ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir hapsi münferit yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikat ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için, bak, öyle gördüğü bir, itikat ettiği iki, inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Şimdi bunun üzerine duracağım ama üçü bir okuyayım. Üçüncüsü, ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam ebedi kapısı. Ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam ebedi kapısıdır. Yani kafire idam ebedi diyor. Bu ikincisine gafile şey diyor, hapsi ebedi diyor. Bir tanesi idam-ı ebedi, ötekisi hapsi ebedi. Şimdi iyi dinleyin, buralar biraz bam teli. Okuyacağım yeri bam telidir. Herkes kendisini yorumlayacak. Herkes nerede bu Emre daha bize? Heh, şu. Ama burada da açmışım size. Şöyle yapayım. İman oradan yapayım, boşver o. Size onu da verecektik. Onu da yapmayalım. Emirdağ 203. Şimdi İstanbul'da daha dehşetli bir fikirde anarşi fikirli küfrü mutlaka düşmüş bir kısım münafıklar. Risale-i Nur gibi ekmek ve suya ihtiyaç derecesinde herkes muhtaç olduğu imani hakikatlerine ihtiyacı düşünmek desisesiyle. Bana zevk vermedi buradan okumak.
203. Bak münafıklar, ya boş ver sen ya, sen bu sıkıntı mı var imandan ya, kalbin temiz ya, ne işin var oralarda? İmana ihtiyaç hissetmiyoruz. Hissettirmiyorlar. İstanbul'da daha dehşetli bir fikirde, anarşi fikirli, düz okuyayım ki zamanım yok, okuyacağım yer birkaç tane de var. Küfrü mutlaka düşmüş bir kısım münafıklar, Risale-i Nur gibi, neymiş Risale-i Nur? Ekmek ve suya ihtiyaç derecesine, herkes muhtaç olduğu imani hakikatlerine ihtiyacı düşürmek desisesiyle diyorlar ki, her millet, herkes Allah'ı bilir, onu daha yeni ders alma ihtiyacımız çok yok diye mukabele etmek istiyorlar. Ya ne anlatıyor kardeşim? Çiçekten, sinekten, imandan, imansız mıyız biz ya? Diyorlar. Hem demiyorlar. Vallahi çiçekten, sinekten doğru. Ama ne yapalım? Kur'an ondan bahsediyor. Hatta 200'den bahsediyor. Hatta Kur'an'a sure, Bakara suresi denmiş. Sen o hakir gördüğün, onu Allah yapmıştır. O hakir gördüğün sinek için Allah misal verir. Ve diyor ki, bir sineğin kanadını bile yapamazsınız. Nurcular hep sinekten, çiçekten misal veriyor. İşte onu yapmak için Allah lazım. Allah verdiği için zaten. Yani bu sözü Kur'an'a gidiyor, farkında değil. Herkes Allah'ı bilir. Daha ders almaya ihtiyacımız yok. Niye fırsatta Allah'a ispat? Yani iman etmek başka bir şeydir. İtikat etmek başkadır. Başka diyecek bak. Halbuki Allah'ı bilmek bütün kainata ihata eden rububiyetine ve zerrelerden yıldızlara kadar cüz'i ve külli her şey onun kabza-i tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna katı iman etmek ve mülkünde hiçbir şeriki olmadığına ve la ilahe illallah kelime-i kutsiyesine hakikatlerine iman etmek, kalben tasdik etmek de olur. İyi dinleyin. Yoksa bir Allah var deyip bütün mülkünü esbaba ve tabiata taksim etmek ve onlara isnat etmek, haşa, hadsiz şerikleri hükmünde esbab-ı merci tanımak, her şeyin yanında hazır, irade ve ilmini bilmemek, şiddetli emirlerini tanımamak ve sıfatlarını ve gönderdiği elçilerini, peygamberlerini bilmemek, elbette hiçbir cihette Allah'a iman hakikat onda yoktur. Belki küfr-ü mutlaktaki manevi cehennemin dünyevi tazibinden kendini bir derece teselli almak için o sözleri söylüyor. Bu bir şey değil bak. Evet, inkar etmemek başkadır. İnkar etmiyor. Ama iman etmek bütün başkadır. İnkar etmiyor ya. Karşı çıkmıyor. Tamam ya. Mesela bir insan var. Karısı namaza kaldırdığı zaman, Allah belanı versin, benim uykumu niye bozdun diyen insan var ya. Ama sorsan Allah yok mu? Var tabii der. Evet, bak şimdi, kainatta hiçbir zişur, kainatın bütün eczası kadar şahitleri bulunan Halik-i Zülcelal'i inkar edemez. Hiç kimse Allah yoktur diyemez. Demez, yani çok azdır. Hatta depremde bile en ateist bile Allah demiş. Etse bütün kainat onu tekzip edeceği için susar, lakayt kalır. Fakat, burayı çok okumak istiyordum. Fakat, ona iman etmek, ne demek? Kur'an-ı Azimuşşan'ın ders verdiği gibi o Halik'i sıfatlarıyla, isimleriyle umum kainatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak, bak gönderdiği elçileri tanımak, günah ve emre muhalefet ettiği vakit günah ve emre, yani Allah haramdır yapma dedi, yaptı. Yap dedi, yapmadı. Ettiği vakit ne yapması lazım? Kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. Şuraya bak. Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek, hangi zamandayız? Aldırış etmemek, aldırmamak o imandan hissesi olmadığına delildir. Kavaid-i Külliye Mecelle'de, Kavaid-i Külliye İslam Anayasası'nın zannediyorum 27 veya 28. maddesinde günahı kebairi, günahı istihlal ve istifaf etmek alameti küfürdür der. Yani istilal helal demek. İstifaf hafife almak.
Ooo hangi zaman? Ya tamam ya bırak ya şimdi. İstifaf hafiflemek. Tamam. Bak yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak o imandan hissesi olmadığına delildir. Ya peki başka şuraya bakın bak ne diyecek. Şurada var mı şu alar? Burada abi şöyle ortada. Kalın. Tamam. Şöyle alalım. Aşağıdan ikinci. Bu değil mi abi? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ne yapayım kardeşim? Böylelikle tenefüs ediyorum. Dünya bile volkanla nefes alıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bak ne yaptı. Bak 154. Bak ne diyecek. Belki İlmi mantıkta tasavvura mukabil ve marifeti tasavvur eden çok kıymetler ve burhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir. Demek ki aradığımız hakiki tevhid, aradığımız hakiki tevhid yalnız bir düşünce, bir kuru bir tarafgirlik değildir. İbaret bir marifet değildir. Yani bir tasavvur değil. Tabii canım. Sorduğun zaman Allah var mı? Tabii canım. Allah var tabii ya. Sorduğun zaman hatırlıyor. Peki 285 şualar. Şimdi diyor ki makam iddia diyor. Risale-i Nur'un içtimai dersine ilişmek fikriyle adam diyor ki savcı. Dinin tahtı, dinin makamı kalptir. Ne yaparsanız yapın kalbinize. Vicdandır. Hükmü, hükme, kanuna bağlanmaz demişler. Eskiden bağlanmasıyla içtimai keşmekeş olmuştur dediler. Hakim diyor ki, sen diyor yani alet ediyorsun dini. Dinin hayata inmesini istiyorsun. Oysa din, iman kalbidir. Hayatta gözükmez diyor. Hayatta gözükmemesi lazım. Gözüktü sıkıntı oldu. Usta da diyor ki, ben de derim ki, din yalnız iman değil. Belki amel-i salih dahi dinin ikinci cüzüdür. Acaba katli, kat yani adam öldürmek veya intihar etmek, zina, sirkat, sirkat ne? Hırsızlık. He? Hırsızlık. Hırsızlık mı? Kumar, malum. Şarap, rakı var, rakı yazmamış. Rakı olabilir mi? Şarap diyor. Gibi hayat içtimai zehirlendiren şarap şu sarhoş eden içecek demek. Her şey giriyor buna bunun için. Ot da giriyor buna. Yani. Bazıları onu kayırıyor hocam. Onun için Kur'an'da öyle geçiyor da şarap şurktan geliyor içilen şeyi. Hayat içtimai zehirlenen pek çok günahları işleyen. Tamam? Hiç aldırmıyor. Bakın. İşleyen kafir olmuyor. Şöyle derse kafir oluyor. Aa bırak kardeşim ne günahı ya. Hangi zamandayız? Gidiyor. Ama dese ki lanet olsun. Nereden yaptım ya? Allah beni kurtar. Bu imanı vardır ama günahkardır. Samimi tamam mı? Bu budur. Şimdi bunu bir daha okuyayım cümleyi. Bu kadar malzemelerden sonra dersim bitiyor. Ahireti tasdik eden fakat sefaat ve dalalete gidenlere sefaat günahtır. Dalalet ise itikattır. O zaman üç tane makam çıktı. Buraya toparlıyorum. Ehli iman. İnkar eden zındık. Ortası. İki tarafa kapısı açık. Bunu getirerek ya hel omeru yapmadı. Vehhabiler gibi. Bu kavramı getirerek burada bulunanı hani affedersin kıçından adam itersin hadi çık 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 itersin ya. Hadi çık yukarıya çık 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 imana çık ya. Yani bu adam Müslümanların işlediği sefaati yapabiliyor günah.
Kafirlerin yaptığı da dalalettir. İkisini yapıyor bu adam. Ama bunun gibi inkar etmiyor düz. Ama bunun gibi de iman etmiyor. Bunun gibi inkar etmiyor. Bunun gibi de iman etmiyor. İtikad ediyor. Bu itikadın faydası olarak dünyada bunun çektiği zulümat, idam demek şöyle. Adem idamdır. Adem nedir biliyor musunuz? Adem. Yani anlamak için mukayese. Cehennem Kur'an'da, hadiste çok bahsediliyor. Bir malum bir derece biliyoruz. Cehennem taş yoran şirkettir. Bir şey adına çalışıyor. Cehennem nereye çalışıyor? Adem alemleri hesabına çalışıyor. Adem alemlerinin taşeron şirketidir. Adem alemleri. Adem'i düşün. Patron şeytan mı? Patron şeytan. Şeytan da işletim sistemi. Şeytan, bir şeytan dersini dinleyin. Çok ilginçtir, bir saattir yeni. Yani şeytan hakikaten lazım. Yani sistemi aktif etmek için, bir misal vereyim bununla alakalı lazım. Musa aleyhisselam dua etti. Ululaz peygamber olduğu için ya Rabbi dedi. Ya şu melunu bağla dedi ya Rabbi. Devlet işi yap dedi. Ciddi kitapta böyle menkıbe değil ha. Medyede yazıyor ben de. Allah yaptı. Baktı ki şey ölmüş. Hiç kimse yok. Ona baktı dükkanlar kaybetmiş ya. Hiç kimse yok. Tek tek eve gitti. Ne olacak o zaman koloni gibi bir site. Şey yani. 2000-3000 kişi olmaz yani. Şimdi böyle bir o zamanda olsaydı şu manisi herhalde o tane peygamber olur der mahalle. Şimdi baktı ki adama dedi ki şey bakır ustasına. Niye dükkanı açmıyorsun? Ya Musa değer mi ya üç görüştük dünyaya. Kaç gün ya her an öleceğiz dedi ya. Hem belli değil hem her an öleceğiz. Ya beni tencereyi yaparken kazan yaparken ölürsem sen demedin mi dünya falan? Ya Musa ne zaman öleceğim belli değil. Hem de zaten fani iki şey. Ya beni orada niye görsün dedi ya. Zaten kazandığım bana yetiyor. Ben ibadetle meşgulüm dedi. Tamam. Ötekisine gitti. Ayakkabı tamir edene. O da öyle dedi. Cemiyet bitti. Sonra dedi ki ya Rabbi hikmetine sorulmaz. Affet beni. Ya Rabbi tekrar aktif et dedi. Şeytanı bir aktif etti. Herkes şehre indi. Takur tukur takur herkes çalışıyor. Namaz vakti geldi diyor. Tamam Musa biraz sonra yaparız diyor. Ya namaz kılmayacağız demiyor. Namazın kalitesini düşürür. Gafillere diyor ki ya 40 yaşından sonra kılarsın. Kesin kılacaklara da ona kılma demiyor. Kaliteyi düşürüyor. Ya 10 dakika sonra 5 dakika sonra biraz uzatırsa o kadar kaliteyi düşürüyor. Onun için şeytan işletim sistemi. Yani antivirüs yapan virüs yapan şirketlerdir. Demek ki üçüncüsü ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için şurayı demiştik. Şu orta bu ikisinin berzahıdır. Bunların da sefatı var. Ama bu da yapıyor. Bunun dalaleti var. Dalaletini de yapıyor. Fakat şudur. Bu hapsi ebedidir. Peki bazılar diyor ki idam ebediyle farkı ne? İdam-ı ebedi cehennem değil. Cehennem içinde Adem korkusuyla yaşayacak. Adem nedir? Cehennem patronudur. Cehennemin patronu Adem'dir. Düşün nasıl bir şeyse onda yaşayacak. Bu ise bu tek başına hapis olacak. Ya kabir kıyamete kadar mı? Hayır. Kabir giriş kapısıdır. Giriş kapısıdır çünkü iman yok ama itikat var. Allah'ın istediği bu da değil. Ama bundan farklıdır. Bu tek başına hapis, mükafat değil. Cehennem. Ama ötekisi gibi değil, Adem cezası yok. Yani bundan olamaz. Bundan da olamaz. İdamı ebedi değil. Hapsi münferi, tek başına hapis. Şimdi biz size bir misal vereyim bununla alakalı. Ya tabii ki hayal edebilecek misiniz? Şimdi bir odanızı düşünür müsünüz siz? Bir oda, evinizdeki bir oda. Bir tane hayal et, tamam deyince ben devam edeceğim. Hayal etmezseniz olmaz. Diyelim ki yatak odanız tamam mı abi? Hadi bakalım orada mıyız? Kapıyı kapat orayı. Odanın. Kapattın mı abi? Kapat. Lambayı söndür abi. Artık hiç güneş yok. Lamba yok. Tamam güneş yok. Güneş
Kaldırıldı, Allah kaldırdı. Elektrik yok. Yok, odandasın. Zifiri karanlık. Acıkma yok. Susama yok. Hiçbir elem yok sana. Yani bedense dayatma yok. Sonsuz öyle oturacaksın. Aklın öyle. Ölüm yok. Bayılma yok. Devamlı sonsuz orada oturacaksın. Böyle bir hapis. Bak dişini bile delmiyorlar ha. Diş kliniği yapsa adam devamlı cehennem azabı olarak etmez mi? Dişini dolgu yapabilir. Böyle bir azap da yok. Hiçbir azap yok. Acıkma yok, susama yok, elektrik kesilmesi yok. Sonsuz kalacaksın orada. Ya kızım ne oldu, oğlum ne oldu ya? Bu işte Allah Allah. Sonsuz, ezeli ve ebedi. Ne olur? La bir gün seçim, yani nüfus sahibi seçim var ya kapıya geliyor. Kapıdan çıkmayacaksınız dediği zaman eskide vardı. La bir gün çıkmasa kafayı iş yapıyor değil mi? İyi olmuyoruz yani. Sonsuz biliyor musun? Bir de sana yazmış. Sonsuz buradasın. Yanıp sönüyor lamba. Sonsuz. Sonsuz. Yok. Ezeli ve ebedi görüşme yok. Ama kafan çalışıyor. Ne yaparsın işte? Böyle bir sistem. Demek ki sefaat ve dalalete gittiği için itikat imana dönüşmemiş. Ama küfre de dönüşmemiş. İtikat, şey dalalet, itikat bozuk. Yani günahlara günah demiyor veya günahları helal sayıyor. Ama Allah var diyor. Sırf ona mükafaten hapsi ebedi. Ebedi hapis. Haşir meydanına kadar değil. Çünkü kabir haşirin mukaddemesidir. Yani o sistemin devamıdır. Evet ahiret değil. Ahiret kıyamet kopunca, mizan kurulunca ahiret başlayacak. Ama onun mukaddemesi kabirdir. Kabirdeki sistem aynı devam ediyor. Ebedi diyor. Haşir meydanına kadar demiyor. Çünkü niye? Şöyle düşün Murat. Bu itikat etti. Yani tasdik etti. Tasdik. Ahireti tasdik eder. Şimdi kabirde bu tasdik. Bu tasdik dursa dursa iman olur mu? İmana dönüşür mü? Cennete giriş sebebi imandır. İman yok ki itikat var. Ya itikat bile yok, tasdik var. Her şey burada mı abi? Efendim? Her şey burada. Her şey burada abim. Bunu bir ay kaçırmayın. Şimdi kabirde bunu hapsettik. Şey kabir. Bu adamın tasdiki imana dönüşür mü? İman buradadır. Küfür de buradadır. Orada küfür de yoktur, iman da yoktur. Öldükten sonra ahirette Allah'a iman da işe yaramaz, peygambere iman da yaramaz, meleklere iman etmek, kitaplara iman etmek yaramaz. Buradadır. Çünkü melekler iman, zaten melekler hesabını görüyor. Haşre iman olur mu ahirete? Zaten oradasın. Önünde cennet cehennem. İman gayba değil miydi? Şuhut oldu. Ne imanı yani? İman burada. Peki iman ne demektir? İman ettiğin şeyle burada besleniyorsun. Mesela dersin başına dedim. Görme, işitme, üreme, yeme, içme. Bunlar hayatın sıfatlarıdır. Hayatın kendisi değildir. Hayat ötelerin hakikatıdır. Burada kullanıyoruz. Ama bilmiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Var mı sorusu olan buna? Demek ki bir daha şurası kaçırmayacak. Hapsi niye ebedi? Belirli bir yerde kaldı da tasdik iman olur mu? İman da şarttır cennete girme. Yani o da burada olacaktı. Ama bunun gibi de değil, bunun gibi de değil. Bu idamla tehdit altında, bu cehennemle, bu ademle. Çünkü idam ebedi diyor. İdam ademden geliyor. Adem. Cehennem değil o. Cehennem olsa gene iyi. Ademle tazip edilecek. Biz tabi ehl-i ilme şey yapıyor yani cehennemi biliyoruz ama cehennem şu anlarda geçiyor. Cehennem de diyor Subhanallah Subhanallah der ve Adem alemleri hesabına çalışır diyor. O da bir yere çalışıyor. Ondan bahsediyor fazla. Yani zahirde o yapılmıyor ama bir sürü dersler var. Burada kesiyorum. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Cemaat dağılmadan önce ikinci bir ders. Eğer arzu ederseniz size psikoloji yaparım. Niçin sıkılıyorum, canım sıkıldı vesaire. Ama şey yaparsanız geç olduysa... Olacak şey yapmıştır abi. Öyle mi? İlan etmiş misiniz? Yarın akşam da var, onu da duyuralım. Ha, yarın akşam da var, 8:30'da. İkinci dersimiz psikoloji yapacağız.
buğran, bunalım, panik, yani sıkıntı niye çıkıyoruz vesaire. Malumatınız olsun. El-Fatiha, temas, selavat.